değerli arkadaşlarım. Bununla birlikte bu düzenleme ile herhangi bir seçim ittifakına dahil olan bir siyasi partinin ülke genelinde uygulanan %10'luk seçim barajını geçememiş olsa dahi tek başına ittifakın toplam aldığı oy barajı geçmesi halinde o partide barajı geçmiş sayılması sağlanmıştır. Uygulamada çok sıkça karşılaştığımız eski zamanlarda fiili seçim ittifakı bu sayede fiili hukuki nitelik kazanmıştır. Bugün her platformda tartışılan seçim barajı uygulamalarının tarihsel köken hakkında ayrıntı bilgili yoktur. Bilinen ilk uygulama 2. Cihan Harbi'nden önceki yıllarda Almanya'da radikal grupların meclise girmenin önüne geçilmesi için uygulanmış olmasıdır. Ülkemizde seçim barajı 12 Eylül askeri ara rejimi döneminde yasama yetkisini kullanan Danışma Meclisi ile Milli Güvenlik Konseyi tarafından siyasal sistemimize dahil edilmiştir. 1983 yılında bu çift baraj DONT sistemiyle gidilmiş. Daha sonraki yıllarda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müracaatla sistem değiştirilmiş ve sadece ulusal baraj uygulanmaya başlanmıştır. Şimdi 1980 yılı öncesinde sıkça görülen koalisyon pazarlıkları, demokratik ahlaka aykırı girişimler, meclisin çok parçalı oluşu gibi birçok sebeple bu düzenleme yani baraj uzunca bir zaman kamuoyunda destek bulmuştur. Tamamen veya kısmen nispi temsil sisteminin uygulandığı ülkelerin çoğunda resmi bir seçim barajı bulunmaktadır. Seçim barajı bildiğiniz gibi bir partinin milletvekili çıkarabilmek için kanunda tespit edilmiş olan en az oy oranıdır. Milletvekili seçimi kanununun 33. maddesinin 1. fıkrasında mevcut düzenlemeye göre %10 barajını geçemeyen siyasi partiler milletvekili çıkaramazlar. Sayın Başkanımızın izah ettiği gibi, 1. maddede izah ettiği gibi bu seçim barajı %10'dan %7'ye çekilmiştir. Bu tartışmalar niçin 3-5'tir diye de yapılacaktır, yapacaksınız ama seçim ittifaklarıyla aslında ülkede baraj sıfıra indirilmiştir. Değerli arkadaşlar, şimdi seçim barajının yüksekliğini, mevcut halini tartışan hiç kimse yok. Ancak bu seçim barajlarıyla yapılan değişiklikler mecliste sandalye dağıtımını etkilediği de belli, yani etkileri var. Siyasi partilerin izlediği politikalara önemli etkileri olmuştur ve seçmenin oy kullanma davranışlarında yansıdığı görülmüştür. Barajın aşılması için stratejik oy kullandığı siyasal sonuçlar doğurduğu da bilinen gerçektir. Geçmiş seçimlerde bunu defalarca gördük. Yüksek seçim barajı seçmen oy imza olmasın diye merkezdeki partilere yönlendirme etkisinin bulunduğu, ilk tercihin baraja takılacağı endişesini taşıyan seçmen ikinci tercihe yöneldiği de görülmüştür. Temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini esasen birbirine zıt olduğunu daha önce söylemiştik. Bu iki zıtlık parlamenter sistem içerisinde bu ülkeyi bağdaştırmak her zaman mümkün olmamıştır. Ülkemizde seçim sistemleri üzerinde yıllardır devam eden tartışmalar ve bu konuda oluşmuş geniş bir külliyat mevcuttur. Seçim barajının anayasaya aykırılık iddiaları gündeme getirilmiş, anayasanın 2. maddesindeki hukuk devlet ilkesine, 10. maddedeki kanun önündeki eşitlik ilkesine, 13. maddedeki ölçülük ilkesine, 26. maddesindeki düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, 67. maddede seçme ve seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına ve siyasi parti kurma hakkını ihlal ettiği tartışmaları
uzun süre yapılmış ve bu gerekçelerle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur. Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda seçim barajının seçme ve seçilme hakkını sınırlayıcı ölçülere varmadıkça kabul edilebilir, uygulanabilir olduğunu hükmetmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararlarında devamlılık ve süreklilik yoktur. Bildiğimiz 1995 yılında vermiş olduğu bir kararda seçimlerde seçmenin kimleri kendi adına meclise gönderdiğini bilme hakkı olduğunu, bu konuda bir muğlaklık olduğunu bildirmiş ancak bu konuda istikrar yoktur. Yine bugün için seçim barajının Anayasa Mahkemesi'ne götürme ihtimali yolu kapalıdır.